Güney Kore'de erkeklere askerliğin zorunlu olması BTS grubu hayranları için büyük üzüntü anlamına geliyordu. Çünkü grup askere gitmeleri durumunda 2 seneye yakın süre konser veremeyecekti. Güney Kore yönetiminden grup üyelerine askerlik boyunca konser düzenleme izni çıktı. Kore pop müziğinin gözde grubu BTS'in askerlik yaparken konser verebilmesinin önü açıldı. Güney Kore'de erkekler vatani görevlerini 18-28 yaş aralığında yapmak zorunda. Grup üyeleri içinse bir istisna yapılmış. Askerliklerini 30 yaşlarına kadar erteleyebilmişlerdi. Grubun en yaşlı üyesi Jin'in 2023'te 30 yaşına girecek olması BTS için yeni bir tartışmaya neden oldu. Öyle ki askerlik süresinin 3 haftaya düşürülmesi bile mecliste tartışıldı. Tartışma Güney Kore'nin Savunma Bakanı'ndan gelen açıklamayla son buldu. BTS üyelerinin askerlik hizmetlerini yaparken de konser verebilmeleri için bir yol bulunacağı açıklandı. Güney Kore'nin askerlik sürelerinin bu kadar uzun olması güvenlik endişeleriyle ilgili. Çünkü komşu ülke Kuzey Kore'de nükleer silahlar olduğu düşünülüyor. BTS grubu Kore kültürünü dünya geleninde yaymak gibi büyük bir etkiye sahip. 7 üyeden oluşan grup 2013'ten bu yana müzik kariyerlerini başarıyla sürdürüyor. Geçen yıl Amerikan Müzik Ödülleri'nde Yılın Sanatçısı ödülünü kazanan BTS, bu ödüle layık görülen ilk Asyalı grup olmuştu.